Herkese merhaba. Bugün 15 Haziran Salı. Bugün birlikte Bitcoin'in teknik görünümünü konuşacağız. MicroStrategy'nin 500 milyon dolar değerinde borçlanma kağıdını satması sonrası halka açık olan bu şirket 1 milyar dolar değerinde hisse satışı yapabilecek ve yine gelirlerinin tamamı ile Bitcoin satın alabilecek. Buna ek olarak dün Paul Tudor'un da Mayıs ayında açıkladığı toplam varlıklarının %2'si olan Bitcoin'i %5'e çıkaracağını söylemesi pozitif olarak düşünülebilir. Bitcoin dolar paritesini teknik olarak incelediğimizde ise güne yine 40 bin doların üzerinde başladığını görüyoruz. Önceki analizimizde bahsettiğimiz olası küçük bir geri çekilmede destek bulacağı kırmızı bölgeden destek aldığını şu an Ekim 2020 trendin üstünde tutunmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Son 4 haftalar içerisinde sıkıştığı mavi dikdörtgen bölgenin üst tabanı 40.600 doların altına gerilememiz biraz sıkıcı olabilir. Bu sebeple bugün yakından takibi alacağımız seviye 40.600 dolar seviyesi olmalıdır. Bu seviyenin üzerinde tutulmasıyla gün içerisinde kırmızı dörtgen ile gösterdiğim banda 42.400 dolar ile 43.500 dolara doğru bir ilerleme görebiliriz. Bitcoin'de hedef gösterilecek ve ciddi satış alacağını düşündüğüm seviye ise 51.600 dolar seviyesidir. Ancak bu seviyeye bir ilerleme olursa güçlü ara dirençler olarak 45.000 dolar ve 47.700 dolar seviyeleri gösterilebilir. Düşüşlerde ise ilk destek bölgesi Ekim 2020 trend desteği 39.200 dolar seviyesidir. Bu seviyenin altına düşer ve bir kapanış görürsek 31.000 dolardan başlayan minör yükseliş trendi desteği olan 35.900 dolara bir geri çekilme görebiliriz. Bitcoin'in destek ve direnç seviyelerinin yakından takip edilmesinde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.